4 Kasım 2021 Star.com.tr Ersoy Dede O liste nerede hazırlandı? Hakan Güne kim verdi? Gazeteci Hakan Aygün geçenlerde Flash TV'de Millet İttifakı'nın 2023 stratejisini anlattı. Birinci ağızdan duydum diyerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğunu ifade etti. Akşener Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı konumunda. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamolluoğlu da bu şekilde. Onların olacağı bir modelle seçime gidilecek. Ali Babacan ekonomiden, Ahmet Davutoğlu Avrupa Birliği'nden, Temel Karamolluoğlu da teknolojiden sorumlu bakan olacak. Ben Hakan Aygün'ü çok iyi tanırım. Yönettiği haber merkezlerinde farklı farklı zamanlarda 3 kez çalıştım. Çok rahat söyleyebilirim ki Hakan Aygün yalan haber yapmaz. Yani daha fazla reyting alabilmek için masa başında bir şeyler uydurmaz. Dolayısıyla bu yayınladığı şemaya şüpheyle, tereddütle bakanlardan değilim. Ama yanlış anlaşılmasın. Bu şema doğrudur demiyorum. Doğru mu yanlış mı onu göreceğiz zamanla. Tek bildiğim bunu Hakan Aygün'ün uydurmamış olduğu. Hakan Aygün bu şemayı almış ya da vermişler orasını bilmem. Ama kesin olan bir şey var ki bu çalışma yapılmış. Hatta bir adım ileri götüreyim sizi. Bu şema çizilmiş, üzerine çalışılmış, taslak haline getirilmiş ve fakat henüz tarafların onayına sunulmamış olabilir. Yani belki de henüz tamamlanmamış bir tabloyu ele geçirmiş Hakan Aygün. Daha açık ifade edeyim. Yani bazı merkezler resmen bu ülkeye kabine belirliyor. Arkadaş uyanın uyanın. Bize Cumhurbaşkanı teknolojiden sorumlu bakan falan belirliyorlar bir yerler Size de ciddi bir ulusal güvenlik sorunu gibi gelmiyor mu bu? Biden göreve gelmeden önce ne dedi hatırlayın. Bence yapmamız gereken ona Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Ama hala geçmişte yaptığım gibi onlarla doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurlarını destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil seçimle Erdoğan ve partisi dağıldı. İstanbul'da dağıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Oturup teslim mi olacağız? Sonra Biden Amerikan başkanı oldu. Kılıçdaroğlu da yeni süreci yönetirken sıklıkla dostlarımızla birlikte iktidarda olacağı söylemini benimsedi. Hiç sordunuz mu? Kim Kılıçdaroğlu'nun bu dostları acaba? Anlaşılıyor ki Biden'ın Türkiye'de muhalefetle işbirliği planı devrede. Kılıçdaroğlu'nun dostları hazırlanıyor. Eğer Hakan Aygün o listeyi kimden aldığını açıklamazsa bizdeki son bilgi budur. Eldeki verilere bakarak söyleyebiliriz ki bu liste Amerikan Büyükelçiliğinden çıkmış gibi duruyor. Bir kez daha ifade edelim. Tarafların bu listeyi yalanlaması hiçbir anlam ifade etmez. Yalanlayıp Hakan Aygün'ün uydurduğunu söylüyorlarsa onun muhatabı bellidir. Ama listeden haberleri yoksa bu anlaşılabilir. ABD her hareketini de size soracak değil ya. Bakın 2018 Haziran'a gidelim. Fatih Altaylı'nın Meral Akşener'le yaptığı mülakata ne dedi hanımefendi? Ab Abdullah Gül'ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum. Bu açıklama hala orada duruyor. Üzerinden bu kadar zaman geçmiş. Gül'ü kim istedi? Kemal Bey ve Meral Hanım'a kim dayattı? Bunlar açıklanmış değil. Yani bir siyasi ya kendisi aday olur çıkar ortaya ya da birileri açıkça aday gösterir. Abdullah Gül'ün çatı adaylığı konusu neden hala bilinmezlerle dolu? Diyeceğim şu ki son seçimlerde Erdoğan'ın karşısına tek blok Gül'ü aday olarak göstermeye çalışanlar kimse Hakan Aygün'ün elindeki listeyi yazanlar da onlar olmalı. Bir de yorum bu gayri milli mekanizmalara daha evvel eyvallah etmeyen Meral Akşener bu defada benzer bir tutum sergiler gibi geliyor bana. Elbette göreceğiz.